Biz başından beri söylüyoruz bu anayasa Türkiye'de bir rejim değişikliği anayasasıdır. Yüz yıllık demokratik cumhuriyet birikimini yok etme, tahrip etme değil, yok etme anayasasıdır. Bu anayasa bir zorba devlet yaratma anayasasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Komisyonu'nda bu değişiklik teklifine evet diyen komisyon üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yok edilmesine evet demiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabuta konulmasına ve o tabuta 18. çivinin çakılmasına iştirak etmiştir. Güçler kadiri mutlak bir kişinin elinde toplanırken Vatandaşın hiçbir güvencesinin olmadığı bir rejim yaratılmaktadır. Bu anayasa bu aşamadan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nun kabul ettiği şekliyle diğer aşamaları da geçer ve yasalaşırsa sokakta yürüyen hiçbir vatandaşımızın güvenliği kalmayacaktır. Hiç kimsenin can güvenliği kalmayacaktır, mal güvenliği kalmayacaktır. Endişesiz huzur içerisinde yaşama hakkı kalmayacaktır. Öğrencilerin özgürce okuyabilme, eğitim alabilme, düşüncelerini ifade edebilme hakkı kalmayacaktır. Vatandaşların özgürce iş talep edebilme ve insan onuruna yakışır bir ücretle yaşayabilme haklarını demokratik bir ortamda ifade edebilme imkanları kalmayacaktır. Bu anayasa bütün demokratik kanalları tıkayabilecek şekilde bir diktatör yaratma anayasasıdır. Hiçbir gücü denetlenmeyen ama her yeri denetleyebilen bir diktatör yaratma girişimidir. Bu demokrasiyi ve özgürlükleri demokratik cumhuriyeti tasfiye girişimidir. Bu anayasayla bağımsız yargı yerine doğrudan siyasetin açık emrinde bir yargı düzeni siyasetin sopası haline gelmiş bir yargı düzeni yaratılacaktır. Bu anayasayla vatandaşın kendini güvenle emanet edeceği bağımsız yargıçlar değil, adalet cellatları yaratılacaktır. Adalet cellatlarını bugün kendi iktidarlarının güvencesi sanarak yaratanlar şunu unutmasınlar ki kurdukları düzenin cellatları yarın ellerindeki satırı kendilerine çevirebileceklerdir. Mücadeleyi bırakmayacağız. Türkiye'nin egemenliği saraydan alıp halka veren 100 yıllık cumhuriyet birikiminin heba edilmesine ve yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Egemenliği saraydan alıp halka veren Amasya genelgesiyle başlayan milli iradeyi amil ve hakim kılma anlayışını bu sabah AKP parmak çoğunluğuyla yeniden halktan alıp saraya devretme projesini boşa çıkaracağız. Hem parlamentoda hem de milletin huzurunda bu oyunu bozmak için elimizden geleni yapacağız. Bu bir zorbalık anayasasıdır. Zorbalık Anayasası bir zorba devlet düzeni yaratmayı amaçlamaktadır. Zorba devlet düzeni yaratmayı amaçlayan Zorbalık Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda zorbalık yöntemleri kullanılarak geçirilmiştir. Şimdi yüksek sesle her yerde haykıracağız. Zorbalık Anayasasına hayır. Ve inanıyoruz ki parlamentoda ve milletin huzurunda bu oyunu boşa çıkaracağız.